Varlıkta ömürler farklı. Kiminin bütün hayatı birkaç saat, kiminin ise bir asır. Evet. İnançla gerilen her gönül var olmanın şevkini duyar. Hakkı tesbihle duygularını diriltir, kamil ve kıymetli bir insan olur. İnancını yitiren vicdan da köreltilmiş duygularıyla bakar ama görmez. Yönelir ama işitmez. Evet, üzerinde çok kıymetli antik işlemeler bulunan demir bilezik misali. Antikacılar çarşısı yerine hurdacılar çarşısına düşse değeri ne olurdu? Sadece bir hiç olur, bir hiç. Ya ben size diyorum iyileştim diye. Sadece başım dönüyor biraz. Niye hala buradayız anlamıyorum ki. Hadi gidelim artık. Bak ödevlerim kalacak. Cem, güzel oğlum. Doktor bey gelip söylesin sonuçları da öyle gidelim. Of, sıkıldım şu hastanelerden. Hiç sorma oğlum. Ben de çok sıkıldım hastaneden. Ama yapacak bir şey yok. Büyük Allah'ım düşürmesin hiç kimseyi inşallah. Doktor bey. Ya doktor amca, doktor amca. Söylesene şu annemden artık iyileştiğini. Önce sen söyle bakalım. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? İtfaiyeci. İtfaiyeci mi? Niye ama? O daha küçükken evimizde bir yangın çıkmıştı. Sonra itfaiye ekipleri gelip kurtardılar bizi. O zamandan beri hayranız itfaiyecilere. Anlaşıldı. Demek itfaiyeci olacaksın. Evet. O zaman şu soruyu bilmen lazım. Simidi yiyince ortasındaki yuvarlak nereye gider? Simidi yiyince ortasındaki yuvarlak nereye gider? İyi soruymuş doktor amca. Düşünmem lazım. Hadi bakalım. Sen hemşire ablanla dolaş biraz. Sorunun cevabını ara. 15 dakika sonra çıkarsınız yukarı. Tamam. Düşüneceğim bu soruyu. Evet doktor bey. Zeynep Hanım, Yasin Bey. Anladığım kadarıyla siz inançlı ve bilinçli insanlarsınız. Çok şükür. O zaman şimdi sizi bilincinizle soğukkanlı olmaya, inancınızla da dirayetli olmaya davet ediyorum. Çünkü bundan sonrasını ancak bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Ne diyorsun sen doktor bey? Cem'i kurtaramıyoruz Yasin Bey. Kemoterapi işe yaramadı. Ne demek işe yaramadı? Peki ne olacak şimdi? Ne kadar yaşayacak yavrum? Bir süre veremem. Hemen bugün de olabilir, bir yıl sonra da olabilir. Ama ben çok ümitli değilim. Her an her şeye hazır olun. Çok yorulmasına müsaade etmeyin. Son günlerini güzel geçirmişti sağlığı. Bunu söylemek çok zor ama yapacak bir şey yok. Hayır. Hayır olamaz. Cem ölemez. Benim yavrum ölemez. Zeynep Hanım, metin olun. Ne yapalım? Takdir böyleymiş. Cem'in size Cem, çok ihtiyacı var. Oğlum. Güzel oğlum benim. Canım oğlum. Ben senin yokluğuna nasıl dayanırım? Yasin Bey, metanetli olun. Karınıza destek verin. Allah'ın izniyle en az hasarla atlatın bu dönemi. Ne metaneti doktor? Neler söylüyorsun sen? Niye benim oğlum ölüyor ha? Neden? İsyan ederim ben bu işe. Allah oğlumun ölmesine neden izin veriyor doktor? Ha? Ne diyorsun sen Yasin? Ne dediğimi duyuyorsun Zeynep? Ben oğlumun ölmesine razı gelemem Zeynep. Gelemem! Ha? Gelemem! Yasin Bey, gelemem! Ne gelemem! Yapmayın Yasin Bey! Yapmayın Yasin! Sakin olun. Durmayacağım, durmayacağım. Allah kahretsin. Bu hastane nasıl bir hastane? Öyle. Sen ne biçim adamsın lan sen ha? Ne biçim adamsın? Ana oğlumun öleceğini hangi cüretle söylesin lan? Ha ne biçim adamsın sen? Geberteceğim seni. Yasin Bey sakin olun. Yasin Bey sakin olun. Yasin Bey lütfen sakin olun. Zeynep, ortada ölecek olan 8 yaşında bir çocuk var. Neyin aşkına sakin olayım Zeynep? Söyleyin neyin aşkına? Sakin olun, sakin olun Yasin Bey. Yasin Bey, baba. Yasin Bey lütfen. Söyle. Baba. Söyle nasıl sakin olun. Baba. Lütfen şunu yapma. Baba. Yasin Bey. Sakin ol. Oğlum. Canım. Cem. İyi misiniz doktor bey? Cem. Doktor Sena Taşkapılıoğlu. Lütfen ortopediye. Doktor Sena Taşkapılıoğlu. Hiç önemli değil Zeynep Hanım. Bunlar çok normal şeyler. Biz alışırız ama siz de alışırsanız iyi olur.
Aksi halde Cem'i hissettirirseniz çok kötü olur. Yasin, Yasin nereye dur? Bırakın gitsin. Çok utandı yaptığından. Kafasını toplasın. Gelir nasıl olsa. Sağ olun. Doktor Alper Aksoy, lütfen ameliyathaneye. Doktor Alper Aksoy, lütfen ameliyathaneye. Hadi oğlum. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Doktor Yusuf Can, lütfen danışmaya. Doktor Yusuf Can, lütfen yazık danışmaya. Oldu. Öğrendiği şeyi ona isyan ettirmemeliydi. İsyan edip inkara saplanan kalp yaşarken ölmüş gibidir. Yaşayan fakat göremeyen, duygulanamayan, vicdanının sesini duyamayan bir ceset olur. Her isyan eden bir daha dirilme yoluna giremez mi? İnsanın özü temizse kirlilik geçicidir. El verir ki doğru müdahale edilsin. İşin doğrusu nasıl olacak? İşlenen her günah, her isyan kalpte çapı kadar leke bırakır. Önemseyip giderilmeye çalışılırsa temizlenir. Peki çare ne şimdi? Nereden kirlendiyse oradan temizlemeye başlamak. Tövbe ile Hakk'a yönelmek. Yanlış anladılar. Baban doktorun para istediğini sanmış. Halbuki orası devlet hastanesi, para isteyemez. Anladın mı şimdi? Ha. Babam da para lafını duyunca cinleri tepesine çıktı her zamanki gibi. Her zamanki gibi mi? Evet tabii. Para lafı geçti mi babam kaşınmaya başlıyor. E oğlum işleri çok kötü babanın biliyorsun. Her şeyimizi sana harcadık. Sağdan soldan borç aldık. Baban çok zorlanıyor borçlarını ödemekte. Neyse anneciğim üzülme. Benim büyümeme çok zaman kalmadı. Ben büyüyüm, babamla birleşip çalışıp öderiz borcumuzu. Öyle değil mi? Anne ne oldu? Niye ağlıyorsun lan? Anneciğim. Niye ağlıyorsun? Ne olur ağlama anne. Ne olur ağlama anne. Oo itfaiyeciler. Yaşasın. Hey! Cem! Hey! Dur. Oğlum dur. Cem. Beni bekleyin. Ne olur. Dur oğlum koşma. Hey. Dur Cem dur. Anneciğim ne olur bırak gideyim. Ne olur anneciğim. Biliyorsun onları ne kadar çok sevdiğimi. Tamam git. Gitme demiyorum ben sana yavrum. Ama dikkatli git. Kendini yormadan. Ben de geliyorum seninle. Hey, beni de bekleyin. Oğlum koşma. Dur, Cem terleyecek. İşte oradalar. Oradalar işte. Oğlum koşma. Cem koşma. İtfaiyeci amca. Ne yapmaya çalışıyorsun? Burada bir kedi kalmış. Onu almaya çalışıyorum.
ama ulaşmam mümkün değil. Ne yapsam acaba? Şaşırdım kaldım. Cem. Anne. Anne itfaiye cancık ediyor olmaya çalışıyor. Ama olamıyor. Bana soruyor. İnanabiliyor musun? Bana soruyor anne. Oğlum tamam anladım. Heyecanlanma. Ne yapsa acaba anne? Ne yapsa? Bilmem ki oğlum. Kediye sevdiği bir şey verse mesela. Efendim? Tamam bekle orada. Ben birazdan geliyorum. Buldum ben. Tamam. Cem, koşmadan git oğlum. Cem koşma. Aferin be. Amma akıllı çocukmuşsun sen. Öyledir amcası. Ama gitmemiz lazım artık. Çok heyecanlandı çünkü. Bu kadar heyecanlanmaması lazım. Hadi. Ya anne lütfen. Hadi Cem. Gitmeliyiz. İyi günler size. Kolay gelsin. Anne. İyi günler. Ne olur, hadi oğlum. Cem. Hadi oğlum. Güle güle itfaiye canım. Anlatınca onunla şaşıracak değil mi? Hemen koşup anlatmam lazım. Baba! Cem dur ne yapıyorsun? Yenge dikkat etsene oğlana az kalsın ölüyordu. Ağzını hayra aç be adam. Ne biçim konuşmak öyle ölmek filan. Oğlum hakkında nasıl konuşuyorsun sen? Ne? Baba! Baba! Baba aç kapıyı lütfen. Anne! Babam yok anne. Nerede baba? Eve gidelim bakalım ondan sonra. Peki anne. Yasin. Nereden çıktı bu iç geçme şimdi? Nereden çıktıysa çıktı. Ama akşamdan beri suratımıza bakmadın Yasin. Çocuk nasıl heyecanlıydı? Onun heyecanını da kursağında bıraktın. Ya benim heyecanım Zeynep? Benim heyecanım da kursağımda kaldı. Bu çocuk daha 8 yaşında Zeynep. 8. Koca koca adamlar ölüyor da nasıl üzülüyoruz? Bu çocuk daha 8 yaşında. Reva mıdır onun başına gelenler? Haksızlık değil mi bu Zeynep? Yasin o benim de çocuğum. Benim için parçalanmıyor mu sanıyorsun? Ama ben senin gibi isyan etmiyorum. Canı verinin almaya hakkı olamaz mı? Bak ben sabrediyorum. Kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Şimdilik başaramıyorum ama alışmak zorundayım. Hakmak tanımam kardeşim. Ben isyan ediyorum. Borçlar gırtlakta. Evimizde dükkanımızda elimizden gitmek üzere. Bir de üstüne Cem'in hastalığı ve doktorun söyledi. Ama ne yapabiliriz ki Yasin? Ona bakmamız gerekmez mi? Çareye gücümüz yetmiyorsa feryat etmek, isyan etmek neyi değiştirir? Şu an tek çare dua etmek. Allah bize bir yol lütfeder inşallah. Bu işler senin dediğin gibi olmuyor. Hele hele öyle yalvarmayla yakarmayla olacak işler değil. Nereden biliyorsun Yasin? Hiç denedin mi ki? Onun için edilen duanın ne zararı olur faydasından başka? Ama doktor kesin ölecek diyor. O zaman biz de Allah'a bize sabır vermesi için dua ederiz. Onun son günlerini mutlu geçirmesi için dua ederiz. Bak bugün itfaiyecilerle karşılaşınca nasıl deli oldu. Götürsek ya onu oraya. Bugün çok yalvardı bana. Bir gün onlarla olursa iyi olur. Gidip bir konuşsan Yasin. Belki de onun son isteği bu. Tamam. Sen o zaman bu gece bir itfaiyeci duası et. Ben de yarın gidip adamlarla konuşayım. Belki izin verirler. Sevinirim benim garip oğlum da. Oğlum bak, sen daha yeni geldin. Nasıl geldiğinde biraz meçhul ya. Öyle görüyorsanız öyledir efendim. Elbette öyledir. Sen belediye başkanının nesi oluyorsun bilmiyorum ama... seni buraya niçin gönderdiğini bir türlü çözemedim. Ama şunu bil.
Ben tepeden inme gelenlerden hiç haz etmem. Daha önce de bunu sana söylemiştim değil mi? Söylemiştiniz efendim. Ama sen ne yaptın? Bir kediyi kurtarmak için koca teşkilatı harekete geçirdin. Ama bu gibi durumlarda görev tanımımızın içinde değil mi efendim? Ben gayri hukuki bir şey yapmadım. Bırak bana görev tanımı mörev tanımı gibi moda lafları. Burada görevi ben tanımlarım. Benim emrim dışında hiçbir şey olmaz. Anlıyorum efendim. İyi o zaman. Görev yerine dön şimdi. Şu gelen müdürümüz. Sağ olasın. Rica ederim. Müdür bey. Müdür bey. Evet. Sizden oğlum için bir ricam olacaktı. Yok efendim yok. Olmaz öyle şey. Burası çocuk bahçesi değil. Olmaz öyle şey. Hayır hayır. Bu ülkede senin çocuğunun durumunda binlercesi var. Burası ciddi bir müessese. Tamam, seni anlıyorum. Ama mümkün değil. Bir kere çok tehlikeli. Böyle bir sorumluluğu alamam. Dünyada olmaz. Merhaba kardeşim. Üzülme. Sakin ve sabırlı ol. İşler belirli bir düzende akıp gidiyor. Her şey olacağına varıyor. Neymiş be olup giden? Neymiş? Sabret diyor bana. Neye sabredeceğimden haberin var mı senin? Konuştuklarınıza kulak misafiri oldum. Oğlun için üzüldüm. Öyle mi? Bak bak bak. Ne kadar büyük bir insanlık örneği değil mi? Ama sana söyleyeceklerimi dinlemiyorsun ki. Ben müdür olacak o heriften dinleyeceğimi dinledim. Ama dahası var. Neymiş dahası? Ha? Neymiş? Salih, çabuk yerine. Salih hadi koş yangın var çabuk. Sabır şifalı ot gibidir. Kendisi acıdır ama neticesi güzeldir. Sakın isyan etme. Hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Ama bir işe yaradığı yok. Hiçbirinizin bir işe yaradığı yok. Hiçbirinizin. 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 Sonra itfaiyeci bana döndü. Senin aklına bir şey geliyor mu dedi. Hadi be oradan. Koca itfaiyecinin aklına gelmiyor da sana mı soruyor? Vallahi sordu ya. Yemin ederim. Ne yapalım sen söyle dedi. Bence uyduruyorsun. Belki de bu hastalık hayal gördürüyor sana. Oğlum ne uyduracağım? Hayal değil. Ne olduysa onu anlatıyorum. Sen ne dedin? Ben de dedim ki süt olur. Süt verirse kedi, kedi yanaşır dedi. İtfaiyeci de öyle yaptı ha? Öyle yaptı dedi. Hemen süt aldım geldim bak. Aldan ona ver. Anlat anlat. Heyecanlı oluyor. Ya oğlum yemin ediyorum sana ya. Bence biraz küçük atla civcivler de yesin. Ne yalan söyleyeceğim size. Görüyorsun işte bak ağlamandan belli. Gel lan buraya. Söyleyeceğim size. Ya söylemiyorum ben. Sen bunu nasıl vurursun lan? Işte. Oğlum yapmayın. Durun yapmayın. Yapmayın ya. Kalk oğlum kalk. Kalk yapmayın. Yapmayın çocuklar hadi. Hiç yakışıyor mu size? Zeynep Hanım bana bu listedekiler lazım. Enver abi, bende sadece beyaz peynir ve zeytin var. Ötekiler? Ötekilerden kalmadı abi. O zaman alın koyun yenisini. Böyle iş mi olur? Doğru dürüst mal yok dükkanda. Hayırlı işler diyeceğim ama pek hayırlı olacak gibi değil. Cem, ne oldu sana yavrum? Nedir bu halin? Sana söylüyorum, ne oldu? Dün itfaiyecileri gördüğümü anlattım arkadaş. Bana inanmadılar. Ben de onlara günlerini gösterdim. Oğlum niye kavga ediyorsun? Ben sana söylemedim mi kendini yormayacaksın diye? Ama anne bana inanmadılar. Yalancı dediler bana. Ben yalancı değilim değil mi anne? Değilsin tabii oğlum. Değilsin bir tanem. Canım oğlum benim. Bir tanecik oğlum. Ne oluyor? Bir şey olmuyor babası. Oğlumla dertleşiyorduk. Senden ne haber? Olmadı o iş. Yapma. Herif Nuh diyor, peygamber demiyor. Çok tehlikeliymiş de bilmem neymiş de. Cem çok üzülecek şimdi. Bu onun hayali. Keşke olsaydı birazcık sevinseydi. Neymiş o? Neymiş anne? Neymiş o? Yok bir şey oğlum. Önemli bir şey değil. Boş ver sen. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Cevdet abi. Yasin, benim para hazır mı? Yok abi, hazır değil maalesef. Nasıl yani hazır değil?
Değil işte abi, yok para. Çünkü iş yok. Baksana dükkanın haline. Para olmadığı için mal koyamıyorum. Mal olmayınca satış da olmuyor. Ama Yasin, buradaki malları alalı 8 ay oldu. Bir kuruş para ödemedim. Ben de Karun değilim ki. Basit bir toptancıyım. İnsan bu kadar da istismar edilmez ki. Olacak iş değil. Abi, dışarı gelsene 2 dakika. Dışarı gel, içeri gel. Böyle olmaz bu işler. Sen de bana hak ver Yasin. Anne, ne oluyor gene? Para mı istiyor bu adam babamdan? Sen boş ver şimdi babanı. Nasıldı ama dünkü itfaiyeciler? Öf anne ya, şahaneydi ya. Anlıyorum. Geçmiş olsun Yasin. Oğlun için üzüldüm. Sağ ol Cevdet abi. Ama ben senin yalan söylemediğini nereden bileceğim? Ne? Yani bu anlattığın hikaye çok dokunaklı ama ya bana yalan söylüyorsan? Ne diyorsun lan sen? Sana yalan mı söyleyeceğim? Bana inanman için oğlumun ölmesi mi gerek? Söylesene bırak, terbiyesiz herif. Dur Yasin, ne yapıyorsun? Gerek, ha? Söyle. Ne yapıyorsun sen be? Bırak cebetsin. Ne yapıyorsun kardeşim? Ben hakkımı istiyorum senden. Borç istemiyorum, haraç istemiyorum. Hakkımı istiyorum senden. Ödeyeceksin benim paramı. Yarın akşama kadar ödemezsen haciz ettiririm sana, tamam mı? Lan hala konuşuyor. Yapma. Terbiyesiz, ahlaksız. Halden ya, anlamaz adam. Ben gidiyorum Zeynep. Gidip para bulacağım. Hadi görüşürüz. Güle güle. Ben de seninle geleyim mi babacığım? Yok oğlum. Sen kal. Tamam. Güle güle. Çok üzülüyorum anne. Keşke babam için bir şey yapabilseydim. Üzülme oğlum. Bir de sen üzülme. Allah'ım yardım et. Cem. İtfaiyeci amca. Nasılsın bakalım dünden beri? Öyle mi? Evet. Ben de. Yarın herkes seni bekliyor itfaiyede. Aa, nasıl yani? Ama bu sabah eşim oraya gelmiş. Merak etmeyin. Ben hallettim o işi. Ondan öğrendim adresi de. Yarın bekliyoruz. Sağ mı? Gerçekten mi? Yaşasın öğrendim, gerçek oluyor. Al bakalım bunu. Yarına kadar iyice bir çalış, öğren. Nedir bu? Anne, anneciğim bak. Bak anneciğim, ne getirmiş bana itfaiyeci amca? Salih. Salih benim adım. Bana Salih amca de. Salih amca ne getirmiş bana, bak anneciğim. Yarın akşam 5'te. Unutmayın. Başka sürprizlerim de olacak. Tamam, geliriz. Allah sizden razı olsun Salih Bey. Amin. Cümlemizde. Yarın görüşürüz. Görüyorum oğlum. Aferin size. Yasin, bulabildin mi para? Yer ayrılmayın, geliyoruz. Dükkanı erken kapatmışsın. Evet. Kim ne istediyse yok dedim bütün gün. Moralimi bozuyor dükkan. Baba bak bak. İtfaiyeci oldum ben. Sağlandı öyle ekip olduk baba. Ne diyor bu? Bugün itfaiye yere gelip verdi bu arabayı. Hani geçen gün anlatmıştım ya, o adam. Bu akşam bizi bekliyorlar. Saat 5'te. Cem'e gösteri yapacaklarmış. Ama bu mümkün değil. Çünkü gidiyoruz. Nereye? Annemin evine. Hemen şimdi. Ama baba. Oğlum, senin için yapıyorum bunu. Lütfen itiraz etme. Ben seni sonra götüreceğim oraya, tamam mı? Ama Yasin, yarın oğlanın kontrolü var hastanede. İlaçlarını değiştirecekler. Zeynep, tartışma benimle. Hemen hazırlan. Hadi gidiyoruz. Hmm.
Giydiği zaman çok yakışacak Cem'e. Bence de. Kendisini bir kahraman gibi hissedecek bunun içinde. Evet, tam bir kahraman olur. Doğru. Kıyısında olduğu ölüme gülerek gidebilen bir kahraman. Ölmek aslında dirilmektir. Çile dünyasından kurtuluştur. Ama o çocuk. Bunu nasıl anlatırız ona? Cennet dünyadan daha güzel değil mi? Anladım. Çocuklar ölümlere cennet fikriyle dayanabilirler mi? Yaşlılar da onlardan farklı mı? Oğlum, sen kiminle konuşuyorsun öyle? Bununla efendim. Nedir o? Bu akşam Cem'in giyeceği üniforma. Neler diyorsun sen be adam? Cem kim? Hani bu sabah babası geldi ya efendim. Lösemili bir çocuk hasta. Teşkilatımızı ziyaret etmek istiyorlar. Bu akşam onları davet ettim. Sen manyak mısın be adam? Ben o işe olmaz diyorum. Sen nasıl beni çiğneyip de milleti çağırırsın buraya? Çağırdım efendim. Gelecekler. Hem de bütün arkadaşlar güzel bir tören yapacağız onlara. Hayır diyorum, hayır. Mümkün değil. Bu söylediğin olması için... Aha, şu masa. Şu masanın kendi kendine yürümesi lazım. Tamam. Sonuçta bir masa bu. Yürüten olursa yürür, öyle değil mi? Masa. Masa gidiyor. Salih yürüyor kendi kendine. Demek ki Cem bu akşam buraya geliyor. Biraz önce söz verdiğiniz gibi. Tamam tamam. Ne yapacaksan yap. Ama uzun sürmesin. Ne acayip adamsın sen. Nesin sen ya? Allah'ım yarabbim. Çok adam. Teşekkür ederim hocam. Anne! Anne! Aç kapıyı! Babaanne! Babaanne, biz geldik! Yasin, oğlum ne oluyor? Anne, Zeynep'le Cem bir süre sende kalacaklar. Tabii kalsınlar oğlum, bu telaş niye? Zeynep sana anlatır. Yasin, ne olur sakin ol. Kendine hadi, gel. Hadi hoşça kal. Geçin, geçin. Aslan oğlum, annene iyi bak. Tamam babacığım. Sen hiç merak etme. Arkadaşlar. Misafirimiz 10 dakika sonra burada olur. Sizden ricam, kendinizi Cem tarafından denetleniyormuş gibi düşünmenizdir. Bırakın size sorular sorsun. Siz de ona neşeli cevaplar verin. Bir gün onun da itfaiyeci olabileceğini anlatın ona. Birazdan gelir. Sorusu olan var mı? Kimse bana para vermiyor. Kimse benim derdimi anlamıyor. O zaman ben de kendi işimi kendim görürüm. Yakarım burayı. Aslanlar gibi alırım sigortadan parayı. Neler yapıyorum ben? Ama başka şansım var mı? Yok. Oğlumun son günlerini iyi geçirmesi için buna mecburum. Anneciğim. Anneciğim, saat 5 oldu. Ne olur gidelim anneciğim. Salih amca bizi bekliyor. Ne olur gidelim anneciğim. Oğlum,
Güzel oğlum, baban kilitledi bizi. Elimden bir şey gelmiyor ki yavrum. Ne olur gidelim anneciğim. Çok ayıp, bekletmeyelim onları. Ne olur anneciğim. Anneciğim. Allah Allah. Şimdiye kadar gelmeleri gerekir. Ama gelmediler. Senin de gösterin buraya kadarmış. Arkadaşlar, Salih Efendi'nin şovu bitti. Toplanın. Müdür bey, bir iki dakika daha beklesek. Hayır, olmaz. Ama yok. Eğer şu arabanın hortumundan kendi kendine su fışkırtırsan olur. Hadi. Vazgeçtim müdür bey. İstemiyorum. Toplanın arkadaşlar. Yasin, kardeşim. İyi akşamlar Recep. Dalmışım öyle. Nasıl oldu Cem, iyi mi? İyi. Çok da pahalıdır şimdi o tedavi Yasin. Zor olmuyor mu? Halletmeye çalışıyoruz işte bir şekilde. Vallahi helal olsun. Nasıl başa çıkıyorsun? Bu yoklukta, bu parasızlıkta nasıl yolunu buluyorsun Yasin? Buluyorum işte bir yolunu. Sana ne? Madem o kadar dert oluyor sana, böyle boş boş konuşacağına çocuğum için bir şeyler yapsana. Dur Yasin, sakin ol. Sinirlerim bozulmuş senin. Evet tabii ya. Sinirlerim bozuldu. Bozulur tabii. Çocuğum ölüyor benim. Çocuğum, oğlum. Tamam Yasin, tamam. Oğlum ölüyor. Onun son günlerini iyi geçirmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Yoksa vicdan azabından oğlumun peşinden ben de ölür giderim. Bunun için elimdeki her şeyi kaybetsem de bunu yapacağım. İstemedim. Bunu siz istediniz. Beni mecbur bıraktınız. Ben istemedim bunu. Allah'ım, var eden sensin. Varlığından haberdar et. Alan sensin, veren sen. Hikmetinden sual ettirme. Doğruya, güzele, hidayete erdiren de sensin. Vicdanlara nurunu göster. Cem kulunu halinden annesini de babasını da dayanamayacakları imtihana atma. Allah'ım, merhamet eden de, bağışlayan da sensin. Affını, sevgini onların gönlüne duyur ya Rabbi. Amin. Darda kalmışlık da bazıları için bir hidayet vesilesidir aslında. Bazıları için de çizgiden sapma vesilesi oluyor. Halbuki insan ilahi hikmetlere karşı az dikkatli olsa, o engin merhameti görecek değil mi? Hem bela ve musibetler geçicidir. Çekip gidince de geriye elemi gider, lezzeti kalır. Daha önemlisi karşılığında cennet gibi bir mükafatı da kazanır. Lakin bu sabrı gösteremeyenler, isyan edenler hem çevrelerini yakıyorlar hem de kendilerini. Arkadaşlar hadi, davranın. Hadi arkadaşlar. Onu bana bırakın. Hortumu çıkarın. Ona Allah'ın rahmetinin tamam, iyi tamam ve abi. Güzel işler bana yapanlara açalım. Mutlaka yaş, ulaşacağını söyledim. Tamam, azmine sarılsın, ümidine tutulsun. Ver suyu. Yasin dur. Dur, kaçma artık. Hazır abi. Dikkat edin.
başıma. Allah kahretsin. Bunu bile başaramadım. Kendi dükkanımı yakmaktan bile acizim. Dur bakalım. Sakin ol. İmdat! 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 İnsan hep korku ve ümidi bir arada yaşamalı. Annenin şefkat tokatından, yine annenin sevgi dolu sinesine sığınan çocuk gibi. Ümidini yitiren hep korkarak durur. Kendi dükkanını, kendi evini yakmaya çalıştın. Sana ne? Dükkan benim. Yakarım da yıkarım da. Sana ne oluyor? Bana bir şey olmuyor da, kundakçılık bildiğim kadarıyla oldukça ağır cezası olan bir suç. Hele bunu sigorta şirketini dolandırmak için yapıyorsan. Sen nereden biliyorsun bunu ya? Bunları düşürmüşsün. Ama ben bunları yırtmıştım. Ne olacak? Tutuklayacaklar mı beni? Oğlunun durumu belli. Normalde seni tutuklatmam lazımdı. Fakat hem oğlundan dolayı hem de başkasına değil, bizzat kendine zarar verdiğin için seni salıyorum. Oğlunun yanına git. Onun yanında ol. Allah büyüktür. Elbet bir kapı açar. Kızım, güzel gelinim, yemeyecek misin bir şey? Bak, söndürmüşler yangını filan da. Boğazımdan geçmiyor anne. Yasin de yok. Nerelere gitti? Onu da bilmiyorum. Onun derdi ne kızım? Cem'in tedavisi için aldığımız borçlar baba. Hep onu nasıl ödeyeceğiz deyip duruyordu. Alacaklar kapıya geldi. Aklınca saçma sapan bir çare buldu ama ne? Kızım, Yasin'in ne hikmetse aklı hep havadadır. Ne kusur ettiysem gönlü maneviyata hep kapalı durdu. Aslında özü temizdir. Dilerim kurtulur bu saçmalıklardan. Senin gibi doğru yolda gidenlerden olur inşallah. İnşallah anne. İnsanız işte. Dayanamıyoruz. O öyle tepki veriyor. Ben de... Sen de mi? Aman kızım, neler söylüyorsun? Hiç işte, şeytan dürtüyor. Doğru yolda olsan da ne değişiyor ki? Oğlum ölüyor işte. Ah canım kızım, ölümsüz kul mu var? Hem o masum sizin şefaatiniz olacak. Cennetin kuşu olacak. Öyle düşün. Üzme kendini yavrum. Allah'ım affet beni. Boş bulunup boş konuşmaktan koru beni. Biliyorum. Veren sensin. Alan da sensin. İsyan bana yakışmaz. Söz veriyorum Allah'ım. İsyan etmeyeceğim. Oğlum. 22 numaralı itfaiye arayacağım Berkay. Görev yerine. Ağaca asılı kalmış küçük bir çocuğu kurtarmak için görev yerinizi almanız lazım. Çabuk olun. Allah'ım, ölecek miyim ben? Cem. Anne. Cem. Yavrum. Canım oğlum.
oğlum. Anne. Ben ölecek miyim? Niye sürekli hastaneye gidiyoruz? Babam niye bir tuhaflaştı anne? Sen niye bana bakıp bakıp ağlıyorsun anne? Anne, hepimiz efendim? Öleceğiz değil mi? Evet oğlum. Ben belki erken ölürüm değil mi? Benim oğlum ölmeyecek. Hep yaşayacak. Ölmeyecek. Babası onu kurtaracak. Yasin, sen... Hep yaşayacak. Sen neden geldin? Oğlumu görmeye geldim. Gel bakayım buraya aslanım benim. Yasin, Cem'in artık uyuması lazım. Yarın sabah erkenden hastaneye gidecek. Ya oğlumla şöyle rahat rahat oynayamayacak mıyım ben ha? Tamam tamam, yatar şimdi. Hadi bakayım. Ya bismillah. Hoppa. Ben de çok yoruldum. Cem'le uyuyacağım burada. Yaşasın. Korkma. Baban sana bir şey olmasına izin vermeyecek. İzin vermeyecek. Yasin, seninle biraz konuşmamız lazım. Bunu nasıl yaparsın Yasin? Nasıl bizi buraya kilitleyip sonra da defolup gidersin? Sana hesap mı vereceğim Zeynep? Para lazım değil mi? Lazım. Bunun için de bütün yolları denemem lazım. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Biraz yavaş konuş Yasin, Cem uyuyor. Kim bilir ne anlamsız şeyler deniyorsundur. Bak Yasin, başımıza ne geldiyse geldi. Ama bu yüzden olur olmaz işler yapmaya ne gerek var? Kendini bırak, başkalarına da zarar vereceksin. Bana ne Zeynep, bana ne? Kime ne olursa olur, benim umurumda değil. Benim çocuğum ölüyor, gerisi benim için boş. Böyle bir şey nasıl söylersin Yasin? Nasıl olur da başkaları benim umurumda değil dersin? Nasıl yardım beklersin başkalarından? Benim kimseden yardım beklediğim falan yok. Kimseyi gözümün gördüğü de yok. Ben şu anda oğlumu ve borçlarımı düşünüyorum. Onun dışında hiç kimse umurumda değil. Demek ki ben de umurumda değilim, öyle mi? Evet öyle. O zaman artık burada durmama imkan yok. Ne yapıyorsun? Oğlumu da alıp gidiyorum buradan. Hiçbir yere gidemezsin. Giderim. Beni istemeyen insanların arasına duracak kadar gurursuz birisi değilim ben. Hayır, gitmiyorsun. Evet kızım, gitmiyorsun. Çünkü Yasin gidiyor. Ne? Bu kız senin karın olduğu kadar benim de gelinim. O bana emanet. Madem o umurunda değil, o zaman sen de duramazsın burada. Ne diyorsun sen anne? Beni evinden kovuyor musun? Seni kovmuyorum. Gidip yeniden eski Yasin olana kadar sana zaman tanıyorum. Çünkü sen benim oğlumsun. Yaptığın şu aptalca şeylere rağmen benim oğlumsun. Senin karından vazgeçtiğin gibi ben de senden vazgeçemem. Ben anneyim. Şimdi git. Aklını başına toplayana kadar da geri gelme. Yoksa sana hakkımı helal etmem Yasin. Allah razı olsun anne. İnşallah bu onun aklını başına getirir. İnşallah kızım, inşallah yavrum. Bunu yapıyor olduğum için hiç memnun değilim. Fakat yönetmelikler gereği yapmam gerekiyor. Hani yönetmelikler sizin için önemli değildi efendim? Uzatma Salih. Dün geceyi hala anlamış değilim. Ama nasıl yaptıysan koca bir mahalleyi kül edebilecek bir yangın önleyebildiğin için seni tebrik ederim. Teşekkür ederim efendim. İğne de işlemiyor maşallah. Sizin temiz yüreğinizden dolayı efendim. Uzatma dedim Salih. Umarım her nereden geldiysen
Bir an önce oraya geri dönersin. İnşallah efendim. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Yüce Allah'ım. Yolundan çıkmak, senden ayrı kalmak istemiyorum. Bana ışık tut. Benim içimden sevgini alma, sana yalvarıyorum. Hayatımı şu en zor günlerinde beni senin şefkatine, rahmetine yakın tut. Aklımın karışmasına müsaade etme. Oğluma huzur, kocama sağduyu ver ya Rabbim. Anne, babam geldi mi? Gelmedi oğlum. Ama onun yerine Salih amcan geldi, olur mu? Salih amca! İtfaiyeci Cem, nasılsın? Sağ olun. İyisin ama hazır değilsin. Kalk bakalım, hazırlan. Ne hazırlanayım? Ah, ah. Bunlar benim mi? Elbette senin. Üniformasız itfaiyeci olur mu? Kendi başına giyebileceksin, değil mi? Koskoca bir itfaiyeciyim. Tabii ki kendim giyeceğim elbiseleri. Kapıda bekliyorum seni, tamam mı? Tamam. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Zeynep Hanım, çok cömert, düşkünün yardımcısı bir dostum var. İmkanları sınırsız. Sizin ihtiyacınız var, biliyorum. Kırmayın. Lütfen bu parayı alın. Sanırım bütün borçlarınızı öder. Olmaz Salih Bey. Alamam bu parayı. Kesinlikle olmaz. Kimsenin rızkına mani olmak istemem. Başkalarının hakkını el uzatmış olurum. Zeynep Hanım, dostum çok cömert ve zengin. Lütfen bu parayı geri çevirmeyin. Hem siz şu anda ihtiyaç içindesiniz. Lütfen kabul edin. Hakkınızı nasıl ödeyeceğiz biz Salih Bey? Anne, bak bana. Artık gerçek bir itfaiyeci oldum ben. Anneciğim, yakıştı mı? Yakıştı. İneceğim Salih amca. Salih amca, ineceğim. Dur, yavaş ol. Şuna bak. Salih amca, hadi binelim hemen. Otur bakalım. Yalnız bir anlaşma yapacağız. Sen de çok fazla koşup kendini yormayacaksın, tamam mı? Hı hı. Hı. Keşke babam da burada olsaydı. Salih, ne işi var bu çocuğun burada?
ayağıma fazla uzatma ha. Hani sana daha önce de söylemiştim ya, işte şu kapakları açtığın zaman buradan... Salih, iki mahalle aşağıda küçük bir kız çocuğu ağaca çıkıp orada kalmış. Sen ilgilenir misin? Tabii abi. Ne dersin küçük itfaiyeci? Şu işi birlikte halledelim mi? Yaşasın! Hadi bakalım. Sirenleri de çalalım ama. Olur. Sonra ordum nasıl da tutalım? Başka ne yapalım? He? Hadi bakalım. Kahraman itfaiyeci. Hop! Olsun Salih Bey'den. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılar demişti. Gerçekten de öyle oldu. Bereketli paraymış. Ne oldu? Kız ağaca çıkmış, inemiyor şimdi. Çok şükür hemen geldiniz. Ne olur bir şey yapın. Şimdi düşecek. Tamam, tamam, sakin ol. Her zaman oluyor böyle şeyler. Şimdi hallederiz. Ne olur yardım edin. Ben de gelebilir miyim lütfen? Gel bakalım. Kızım sakin ol. Merak etme, şimdi kurtaracağız seni. İtfaiyeci amca geliyor, korkma sakın. Sıkı tutun tamam mı? Ağlama. Korkma, geliyorum. Şimdi kurtaracaklar seni. Cesur ol. Aferin benim kızıma. Anneciğim. Korkma, şimdi kurtaracağız seni. Anneciğim, sakın ol. Öyle şeyler sık sık olur. Geçmiş olsun. Korkmadın değil mi? Sen gerçek bir kahraman oldun. Anne! 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 Ben birinin hayatını kurtardım bugün. Aferin sana, aferin. Kız ağacın tepesinde kalmıştı. Ben çıktım. Yani Salih amca da vardı ama ben kurtardım. Dur yavaş, terleyeceksin. Size ne kadar teşekkür etsek az. Sayenizde bütün borçlarımızı kapattık. Üstelik Cem için yaptıklarınız. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Estağfurullah. Ben sadece aracılık yaptım. Dostum çok kerem sahibidir. Teşekkür onun hakkı. Yarın görüşürüz ortak. Tamam ortak. Gel oğlum. Arkadaşlar, bir itfaiyecinin ilk ve en önemli görevi serin kanlılığını her durumda koruyabilmesidir. Peki o aletler nasıl kullanılıyor biliyor musun? Tabii ki. Dün onları kullanarak birinin hayatını kurtardık. Şimdi hepsini tek tek anlatacağım. Bu yangın söndürme cihazı. Kullanmak için şuradaki kilidi açıyoruz.
Peki altındaki su nereden geliyor? İtfaiye öğretimi. İtfaiye öğretimi. Cem! Cem! Ya Cem kalk be! Coşkun ya! Cem! Cem! Cem iyi misin? Yine hastalandım. Hemen hastaneye götürmek. İnşallah iyileşecek. Şimdi. Bilemiyorum. 22 nolu itfaiye Rizali. Çocuğu hastaneye yetiştirmem gerekiyor. Peki olay yanan adam? Kader seni buraya itfaiye eri olarak sevk etti. Salih, ama çocuğun ben. Hali de ortada. Hiçbir şey ortada kalmadı. Önce sana biçilen rolü üstle. Salih. İtfaiyecinin birinci görevi yangına müdahil olmaktır. Anons anlaşıldı mı? Sana diyorum Salih. Anons anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Tamam. Hemen olay yerine sevk oluyorum. Anlaşıldı tamam. Kalsın hayatımın hatasını yapıyor. Ölüm ve hayat. İkisinin arasında ince bir zar gibi. Hangisine nasıl nerede geçilir belli olmuyor. İnsan hatasının farkına varınca kalbin perdesi açılır. Artık görünmezler görünür. Fark edilmeyenler fark edilir. Çok şükür Allah'ım. Beni her iki tarafla yanmaktan kurtardı. Kendini bana apaçık belli etti. Beni korudun Allah'ım. Beni bağışla. Affet beni. Canım baba. Babam benim. Üşümesin benim oğlum. Salih amca. Ne haber ortak? Nasıl olsun? Sıkılıyorum burada. Belki... Bu biraz sıkıntını geçirir. Aa, ne kadar güzel. Büyük geçmiş olsun. Nasılsınız? Yormayın kendinizi daha fazla. Sağ olun. Ortak, bir dahaki mesaiye ne zaman çıkıyoruz? Baksana halime. Ben bir daha mesaiye çıkamayacağım. Ben de tıpkı senin gibi insanların hayatını kurtarmak, onları birbirine kavuşturmak isterdim ama olmadı işte. Ama sen de bir tane isyan ateşini söndürmeye vesile oldun. Bu daha önemli. Salih amca, ölmek nasıl bir şey? Ölüm... bir çeşit yer değiştirme gibi bir şey. Bir yerden bir yere göç etme. Neden sordun? Salih amca, ben bütün bu olup bitenlerin farkındayım. Ben ilkokul 2'ye gidiyorum. Lösemi'nin ne demek olduğunu anlayabiliyorum. Annem babam beni kurtarmak için her şeyi yaptı.
ama ölüme çare yok. Ben de isterdim büyük adam olmayı. Babama yardım edeyim. Ama hastalık işte olmadı. Anne babamı bu kadar üzmek istemezdim. Ama ne yapalım? Benim ömrüm de bu kadarmış. Onları çok üzdüm. Biliyorum. Devamlı ağlıyorlar benim için. Ölen çocuklar cennete gider Cem. Orada da herkesin sevgilisi olurlar. Peygamber Efendimiz senin başını okşayacak. Anne babana şefaatçi olacaksın sen. Bunun için öldüğüne üzülmemelisin. Peki Salih amca, ölüm nasıl olacak? Hani ağaçta kalan çocuk vardı ya. Onu alıp kurtarmıştık. İşte o kadar kolay olacak. Bilmem. Gel bir bakalım. Bak bakalım itfaiye sesi miymiş? Benim için gelmişler. Anne, baba, gördünüz mü? Gerçek bir itfaiyeci oldum artık. Olamaz. Hayır. Olamaz oğlum. Hayır. Oğlum. Cem. Cem.